zulüm ve ruza zulüm değil mi tekrar soruyorum. Öbür taraftan MHP'ye oy vermiş olan yiğit kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Can dostlarım, kardeşlerim, hatırlayacaksınız 1999 seçimlerine gidilirken diyorlardı ki başörtüsü problemini biz çözeriz. Bu sebeple oylarınızı ürkeklere değil erkeklere verin diyorlardı değil mi? Ne yaptılar sonra? Meclise geldiler ve ilk gün 2 Mayıs günü, 2 Mayıs 1990 kendi milletvekillerinin başörtüsünü çözdüler. Yetmedi. Bir de Kur'an-ı Kerim yasağı getirdiler. Çok çekmeyin değerli kardeşlerim. Ağlanacak durumdur bu. Soruyorum sizlere, MHP'ye oy vermiş olan yiğit kardeşlerime soruyorum. Sizler 12 yaşını bitirmemiş olan gözünüzün nuru evlatlarınızı, Ayşe'leri, Fatma'ları, Ahmet'leri, Muhammed'leri hem de devletin gözetimindeki Kur'an kursuna gönderebiliyor musunuz? Dünyanın herhangi bir bölgesinde, tarihin herhangi bir devrinde bir milletin, kendi milletinin kutsal kitabını kendi çocukları için, kendi geleceği için tehlikeli görüp, sakıncalı görüp yasaklayan bir kabile, kavim var mı biliyor musunuz? Başbakan'a sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sesleniyorum, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Tarihin herhangi bir safhasında, dünyanın herhangi bir yerinde milletinin kutsal kitabını kendi çocukları için yasaklayan bir kabileye, bir ülkeye, bir devlete rastladınız mı? Peki bu yasağı kim koymuş? Değerli kardeşlerim, ülkücü yiğit kardeşlerim, bu yasağı sizden oy alan, sizler ki kanımız aksa da zafer İslam'ın diyen yiğit kardeşlerim, bu yasağı Milliyetçi Hareket Partisi, DSP ve ANAP koalisyonu koydu. Tarih 22 Temmuz 1999. Kanun numarası 4415'tir. Bu kanuna göre 12 yaşını bitirmemiş olan çocuklarımızın Kur'an kurslarına gitmesi yasak. Yani Kur'an öğrenmesi yasak. Ama isterseniz o çocuklarınızı İncil kursuna gönderebilirsiniz. Tevrat kursuna gönderebilirsiniz. Dans kurslarına, bale kurslarına gönderebilirsiniz. Ama Kur'an kursuna gönderemezsiniz. Bu yasak kalsın istiyor musunuz? Adres belli, adres belli. Saadet Partisi.